Ebru, fazla vaktim yok. Tahmin edebiliyorum. Polisiyer yara seni arıyor. Dayım sizi aradı mı? Diyelim ki evet. Para istedi mi sizden? Peki evet, peki hayır. Nerede buluşacaklarını duydun mu? Neden söyleyeyim bunu sana? Senin hakkında çok düşündüm dedim Morgan. Derdi ne? Bir insan 12 yıl boyunca nefret ettiği adamın nasıl olur da bir anda sevdalısı olur? Çünkü Yekta çok etkileyici bir adam. Yoksa onunla yatmak için suç işlemezdim. Bugüne kadar Yekta beni kadın yerine koymadı. Ben de bu fikre saplandım kaldım. Ama sen onun karısı oldun. Ondan nefret ettin. Ondan kaçmak, kurtulmak için her şeyi yaptın. Nereden biliyorsun bunları? Kuşlar söyledi. Hasan. Evet. Hasan'cığım biraz saftır. Hiçbir şey bilmiyorsun Ebru. Bence çok şey biliyorum. Buradasın. Çünkü Yekta'ya sana kaybettirdiği yılların hesabını sormak istiyorsun. Onun her şeyi var. Karısı, çocukları, kariyeri. Seninse hiçbir şeyin yok. Yalnız ben Duru'yu sevdiğim için buradayım. Ya sen herkes aynı palavrayı sıkmaktan bıkmadın mı? Bu evdesin. Çünkü bu ailenin dağıldığını görmek istiyorsun. Yekta'nın en değerli varlıkları onlar. Hayal gücün çok geniş. İkimiz farklı şeyleri istiyoruz gibi görünsek de aslında birbirimize hizmet ediyoruz. Nasıl? Ben Yekta'nın sadakatini yerine bir edeceğim. Sense benim kaldığım yerden devam edeceksin. İkimizin de işi bittiğinde Yekta'nın gurur duyduğu hiçbir şey kalmayacak elinde. İster misin? Nerede buluşacaklar? Thank you.
Gel 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 bak. Bak şimdi. Gördün mü? Şimdi ben gideceğim oraya. Parayı alacağım. Sonra seni annene teslim edeceğim. Oldu mu? Ama bak gönder ama. Gerçekten çok yorgunum. Pislikten öleceğim galiba. Hadi lan oradan. Pislikten kim ölmüş bugüne kadar oğlum ya? Akıllı ol lan. Bekle bir yere ayrılma. Ebru, manyak mısın? Ne yapıyorsun lan? Kapı çeneni. Gebertmediğime dua etsen. Ebru, bak. Yemin ediyorum sana bu parayı senin için istiyorum ben ya. Seni Amerika'ya götüreceğim. Ameliyat ettireceğim. İyileşeceksin kızım. Yalan mı Kaan? Doğru söylüyor. Kaan, çabuk arabaya. Annem gelecek buraya. Seni annene ben götüreceğim. Geç arabaya. Yalan söylüyor Kaan. Yalan söylüyor. Annen evde dedim. Evdeydi değil mi? Kaan, bak. Beni iyi dinle. Eğer gidersen bu gururundan parayı almıyor. Sana yemin ediyorum bu çok sevdiğin Ebru ölür ya. Parayı kendi için istiyor. O hiç kimseyi düşünmez. Sadece kendini düşünür. Hala kalk kızım. Ebru, lan deli zekalı. Ne yaptığını sanıyorsun? Manyak. Çözsene beni. Bu ne? Ya çözerim. Karnını deşerim. Ya da çözmem. Uslu uslu polisi beklersin. Tamam. Çek şunu. Çek şunu. Geri zekalı mısın sen ya? Ben senin dayınım tamam mı? Çöz lan beni. Defol. Benim yeğenim olacak ulan yaptığın işe bak ya. Beni polislere bırakıyor. Ebru. Kaan arabaya geç. Alo. Dayım size paket servis hazırladım. Yalnız gelip kendiniz alacaksınız. Neredesiniz? Kaan yanında mı? Babana bir hello de baby. Baba. Kaan, oğlum iyi misin? Ebru beni anneme götürecek. Parkın karşısındaki beyaz binaya bakın. Parkın karşısındaki beyaz bina, parkın karşısındaki beyaz bina. Şüpheli beyaz bina yakınlarında intikal edin çabuk. Ebru aradı. Kaan'ın yanındaymış. Verecek mi? İstediği olmadan bırakmayacağını söylüyor. Onlar nereye gitti peki? Ebru dayısını tuzağa düşürmüş. Ne yapıyorsun? Uzaklaştır şunu! Ebru nerede? Nereye götürdün onu? Cehennemin dibine kadar yolu var. Bana bak. Sen yakalandın. Çocuğun yerini söyle, gidip onu alalım bari. Heh, onu zor yaparsınız. O manyağı ben yetiştirdim. Ya bırak ya, bırak. Sakin ol tamam. Şunu gebertin, bu hapiste boşu boşuna yer kaplayacak. Dur, gel lan gel. Olmaz öyle şey, uzaklaştırın şunu. Başlıyor komiserim. Allah'ın cezası. Oğlum nerede söyle, söyle. Aynen hanım lütfen. Konuş bakalım. Ne biliyorsan anlat. Ne bileceğim lan? Bilsem anlatırım. O da girsin hapse diye. Her şeyi söylerim. Arabayla mı götürdü? Neyle götürecekti? Çalmış bir tane de. Götürdü işte. Ne olacak? Plakası rengini bunun. Nereden bileyim ulan arabanın rengini, plakasını? Çalıntı diyorum işte. Ha. İsterseniz anlaşırız. Onu bir tek ben bulabilirim. Yekta Bey. Hayır. Ulan yine kaçırdık elimizden ya. Çıldıracağım artık. Dayı tehlikesi artık yok. En azından bunu biliyoruz. Kaan'ın sesi nasıl geliyordu? Gayet iyiydi. Sadece biraz yorgun ve uykusuz gibiydi. Demek ki etkilenmemiş. Belli ki bunun oyun olduğunu düşünüyor.
Verseler bana şu herifi 10 dakika. Bülbül gibi öttürürüm. Ben çok yalan söylediğini zannetmiyorum. Yani Ebru'dan o kadar nefret ediyor ki. Yani yerini bilse kesin söylerdi. Ne yapacağız peki? Ebru'nun aramasını bekleyeceğiz. Eve geçelim. Eğer oğlum bir gece daha sokaklarda o hasta kadının elinde kalırsa gerçekten delireceğim. İçimde öyle bir öfke var ki böyle sokaklara çıkıp avaz avaz bağırmak istiyorum. Oğlum nerede? Onu nereye götürdü? Aylin. Dokunma bana. Beni hiç anlamıyorsun. Hiçbir zaman da anlamadın. Evet anlamıyorum. Bir insan kendi evladına nasıl bu kadar zarar verir anlamıyorum. Bana yalan söyledin. Kızımı benden çaldın. Ben de öfkemi dindirmek için bunları yapmak zorundaydım. Yoksa bu evlilik yürümezdi. Sen bu saatten sonra bu evliliğin yürüyeceğini mi sanıyorsun ha? Oğlumuzu kurtarmak için gidip o kadınla yatacaksın. Evet. Yapacağım. Oğlum için. Oğlumuza bir kavuşalım. Şu an başka hiçbir şeyin önemi yok. Ondan sonra da hayatımıza sadece çocuklarımız için iki yabancı gibi devam edeceğiz, o kadar. Böyle konuşma, böyle konuşursan kazanan Ebru olur. Ebru zaten kazandı Ekta. Biz kaybettik. Bu ne? Ne önemi var? Bir trafik cezası falandır işte. Ben park hatası yapmam. Gece bu gece teknende, evinden sonra en sevdiğin yerde.